Bu abimde de Ruslara örnek vermek istiyorum kurallara. Yine oluşturduğum database'in içindeki tabloların ilişkisine bakalım. Bir bölümüm var. Bölümde okuyan kişiler var ve kişilerin derslerden aldığı notlar ara tablosunda tutuluyor. Ben bu kısımda ara tablosuna değerler gireceğim ve vize final notlarının 0 ve 100 arasında olmasını isteyeceğim. O zaman bir rule tanımlıyorum. Sağ tuş new rule diyorum. Buraya da not ifadesini giriyorum. Aşağıda kodumu yazıyorum. Değer ifadem büyük sıfırdan end değer ifadem küçük 101 değerinden. Böylece 100'den 1'den 100'e kadar değer girmesini sağlamış oluyorum. Tamam dedim. Ama not işlemi daha deminki default işlemindeki gibi hangi kolona uygulanması gerektiğini de uygulamam gerekiyor. Bind kolon seçeneği seçtim ve ara tablosundaki vize ve final notunu final alanını işaretliyorum. Uygula dedim. Tamam diyorum. Uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi de tables'lardan ara tablosuna, yani bu aslında ara tablosunu kendi kafama göre verdim. Normalde ders ile kişi arasındaki tablo, yani kişi ders tablosu da diyebiliriz. Ara tablosuna geldim. Sağ tuş open table return all rows seçeneğini seçtim. Ve çıkan kısımda bir numaralı dersten bir numaralı kişi, bakın şimdi buraya 150 değeri giriyorum ve buraya da 150'yi giriyorum. Netice kısmı null geçtim. Hemen hatamı bana gösterdi. Çünkü burada vize 1 ve final kısmı 100'den büyük olamaz. Geldim buraya, finale 100 değerini verdim. Vizeye de 50 değerini verdim. Netice kısmına geldim. Boş geçtim. Bakın ikinci kaydıma hemen girdim. Böylece ne oldum? Kısıtlamış oldum. Vize final değerlerine 1 ve 100 arası değer girilmesini sağladım.